yoğun şartlar altındayız. Fırtına, kar. Uçuyorum, maskemi de takayım. Maskemizi takalım, evet. Çay içiyordum, ondan çıkarttım. Afiyet olsun. Kar yağıyor ya, karnımı aşırı Fena. Çekeyim. Fena, fırtınamız yani felaket, yüzümüze esiyor. Allah'tan otobüs sıcak. Allah'tan çok şükür derneğimiz bizim için en iyisini tesis etti. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Tutam Hukuk kanalına hoş geldiniz. Bugün Bir Tutam Hukuk Derneği olarak ilk sosyal projemizi gerçekleştirmek üzere Şanlıurfa Akçakale'ye doğru gidiyoruz. Herkese günaydın. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine gelmiş bulunmaktayız. Şu anda Fırat Nehri kenarındayız ve öyle bir dolaşıyoruz. Böyle toplu fotoğraf çekilme anını da Merhaba, Bir Tutam Hukuk kanalına hoş geldiniz. Bugün Bir Tutam Hukuk Derneği olarak İlkini gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi için Şanlıurfa'ya gelmiş bulunmaktayız. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaptıklarımızın hepsini bu videoda sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. Şu anda Fırat Nehri kenarından bu videoyu sizlere çekiyorum ve burası gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Maşallah, valla. Kaç tane öğrencimiz var? 56.
6 tane alışık evet. Öğrendiniz. 3 tane değil yok. Değil mi? 40 tanesi geliyor. Öğretmenler olacağına söz ver. Kalemi vereceksin. Öğretmenler olacaksın. Öğretmenler olacaksın. Bir öğretmenlisin. Öğretmenlerin matematikini, sosyal bilgilerini. Ama kalemi olacaksın. Ha söz ver. Tamam mı? Şimdi olmaz. Kalemleri kaptınız kızlar. Ya. Ne olmak istiyorsunuz? Çocuk vazgeçti. Neden? Gelken uzaklaşma. Tahmin edip çocuk öğretmenim. Adın ne? Sınıf öğretmenim. İngilizce. Resim öğretmenim. Beden. Ne olmuş? Ya işte. Geldiğimden bilemedik. Ne? Çok sıkıntı. Savcı. Melekler. Melek gibi olmuş zaten. Biz hakim. Sen hakim. Ben de hakim olmak istiyorum. Ya kaç kadarsı? Ay şey kadar ya. Gitti. Ya. Ya demek ki mesleğinde. Gitti. Hiç Allah senin etmesin. Kaç köyde nasıl gidiyor hayat? İsmini seviyor musun? Evet. Ben de çok seviyorum. Anlamını biliyorum. Ne olmak istersin peki? Bilmiyorum. Ne? Bilmiyorum. Ama karar vermen gerekiyor ilgi alanın olarak. Değil mi? Şu an karar veriyorsun. Hadi bakalım. Evet. Ne yapabiliyorsun? Avukat olmak ister misin peki? Ben de bizim derneğimize katılıyorum. En sevdiği rengi söyle bize. O zaman bir tane yeşil verelim. Evet hanımefendi, sen ne almak istersin peki? Efendim? Dostlar. Peki hangi dostlar? Herkes. Hangi renk peki? Sarı. Mavilerden mi yoksa morlardan mı? Şimdi bir şey soracağım. Sen ne olacaksın bugün? O zaman sana da bir tane şekilde. Evet hanımefendi, sen ne olmak istersin? Avukat olmak istersin. O zaman rengini seçelim. Ne olacaksın? Yeşil. Süper. Savcı. Ben aldım savunma. Gerisin değil. Evet. Avukat müvekkili savunma. Mesela ne olur da savunur? Örnek verebilir misin? Mesela boşanma davası. Mesela boşanma davasında ne olur? Biliyor musun? Bir tane eş olur. Evet. Bir kadın bir erkek. Bir boşanma davası açar. Avukat da onun boşanmasına yardımcı olur aslında. Evet. Başka ne biliyorsunuz avukatla ilgili? Sen bir şeyler biliyorsun. Ne biliyorsun? Onun suçlu olup olmadığını ayırt etmek için aslında avukat orada suçlu olduğu düşünülen kişiyi savunuyor. Ben de lazım hocam. Değil mi? Başka ne biliyorsunuz avukat olmak isteyenler? Halkı çalalım. Bravo. Başka kim ne biliyor? Savcılıkla ilgili, hakimlikle ilgili. Evet, bak savcı ne yapar biliyor musun? Ben sana bir tane örnek anlatayım hemen. Burada iki kişi karşı karşıya geldi. Birinin elinde silah var. Elindeki silahla karşıdaki kişiyi vurdu. Burada savcı ne yapar biliyor musun? Oradaki olayı soruşturur.
Ceza muhakemesinde, ceza mahkemesinde bir soruşturma aşaması vardır. Savcı da der ki, bu bunu nasıl vurdu, niye vurdu, hangi silahla vurdu? Elindeki silah tüfek miydi, içinde 14 tane mermisi mi vardı? Evet, bütün delilleri topluyor işte. O savcının bir görevi aslında. Sonra diyor ki, A kişisi B kişisini vurmuştur. Şu 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 sebeplerle vurmuştur diyor ve dava açıyor. Sonra mahkeme değerlendiriyor. Savcının görevi aslında bu, anlayacağı şekilde. Evet. Onu tutuklayamazlar. Bravo. Alkış alalım. Bravo. Çocuk. Şimdi sınavına girdi. Evet, çocuk hakları. Mesela her çocuğun oynama hakkı vardı. Evet, oynama hakkı vardı. Bravo. En önemli hakkımız nedir? Yaşama mesela hakkımız. Sizin yaşama önemli haklarınızdan birisini söyleyeyim. Hoca, mesela siz bir yazılı sınavına girdiniz. Evet. Yazılı sınavından 20 aldınız ama siz 60 aldığınızı düşünüyorsunuz. Hemen okula bilgi edinme dilekçesi vererek kağıdınızı okuyabilirsiniz. Kağıdınızı görebilirsiniz. Bu sizin bir hakkınız. Bu sizin bir hakkınızdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın, tamam mı? Merak ettiğiniz bir şey var mı? Yok. Bir sorunuz yoksa biz gidiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ona bakın, tamam mı? Biz de ona bakacağız. Hocam öğretmenim. Evet. Bir tutam hukuk derneği yazın. Tamam mı? Evet, onlar var. Bizde de var. Hepimiz aynı kalemleri kullanacağız. Tamam mı? YouTube'dan bak. Zaten kalemin üzerinde yazıyor. YouTube'dan da kalem. Efendim? YouTube'dan, Instagram'dan. Evet. Abone olun, bize abone olmayı unutmayın. Yorum da atabilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz. Merak ettiğiniz bütün soruları kendi kalemini verdim. Evet. Yorum at. Ne demek? Kendinize iyi bakın o zaman. Görüşürüz, biz gidiyoruz. Hadi el sallayalım, hadi. Arkana el sallayacağız.